genel izleyici kitlesi için uygundur. Herkese iyi akşamlar, Cesur Adımlar'a hoş geldiniz. İş dünyasının önemli isimlerini sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Onların başarı hikayelerini, dönüşüm hikayelerini sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. İş dünyasına ilham vermeye devam ediyoruz. Bu bağlamda da bu akşamki ilk konuğumuz Silken Kaşmir CEO'su Ferhat Zamanpro olacak. Hoş geldiniz, ayaklarınıza sağlık. Hoş bulduk, teşekkürler. Nasılsınız? Çok sağ olun. Sizi konuşacağız, işinizi konuşacağız, yaptığınız işin yarattığı etkiden bahsedeceğiz. Hepsi için zamanımız var ama önce kişisel bir dokunuşla sizin yolculuğunuza başlayalım istiyorum. Nasıl bir hayalle yola çıktınız, kariyeriniz nasıl şekillendi, bunda kimlerin, nelerin belirleyici rolleri oldu? Hikayesini kısaca alabilir miyiz? Tabii ki. Ben 1986 İstanbul doğumluyum. Annem Ayşen Zamanpur, Silken Kaşmir markasını 1992'de kurmuştu. Yani kardeşim ve ben, Yasemin'le benden 3 yaş küçük kardeşim var. İşin içine doğduk. Çok küçük yaştan itibaren markanın tohumlarının atılmasını izlemek, markanın büyümesini izlemek, olgunlaşmasını, evrenselleşmesini izlemek, hepsini bizzat izleyip, içeriden izleyip ondan sonra da üniversite eğitimimi Amerika'da tamamladım. Orada yaklaşık bir 2 sene çalıştıktan sonra 2010 yılında temelli olarak İstanbul'a döndüm. O zamandan itibaren de full time çalışmaktayım yine kardeşim Yasemin'le beraber. Ondan ikinci yarısında da marka, şimdi 32 yıllık bir marka, ikinci yarısının tamamında da bizim işin her alanında üst yönetime kadar dahil olduğumuz kan ter gözyaşı içinde olduğumuz bir süreç geçirdik. Evet, o hamurla birlikte yoğrulmuşsunuz. Çok da seçme evet. Şansınız olduğunu düşünmüyorum bu süreçte. İşin içine doğunca gerçekten insan sahip olduğu bilgiyle, tecrübeyle, yetenekle buna nasıl katkı sağlayabilirim diye düşünüyor. Siz elinizdeki bütün kaynakları burası için kullanmışsınız gibi görünüyor. Evet, yani şöyle söyleyeyim. Seçme şansımız olmadığı gibi değil. Çünkü bize her zaman annemiz, babamız bir özgürlük tanıdı. Buraya doğdun, bu şirketin ikinci nesili olacaksın diye bir baskı hissetmedik açıkçası. Başka şeyler de yapıyorduk ondan. Ben davulda çalıyordum, farklı şeyler de yapıyordum. Ama işin içine girdikçe, şimdi perakende sektörü çok dinamik bir sektör. Çok fazla heyecanlı yanı var. Pazarlaması, e-ticareti, mağazacılığı, markanın kendi kimliği. Ondan bu farklı alanlara girdikçe benim de ilgim daha çok arttı. Benim de isteğim daha çok arttı. Kendimi daha da içinde ve heyecanla içinde buldum. Ondan oradaki istek biraz önce bahsettiğiniz gibi biraz daha organik bir yolculuktu. Evet, harika. O zaman bundan sonrasını biraz konuşalım. Şu ana kadarki kısmı konuştuk. Hep geleceğe dair bir şeyler hayal ediyoruz, hedefliyoruz. Bunları bir plana oturtmaya çalışıyoruz. Ama bütün bunları yaparken de sebepsiz yola çıkılmıyor. Çünkü o nedenler bizim yakıtımız oluyor. Bütün enerjiyi oradan alıyoruz. Bizi o yola çıkaran sebepleri unuttuğumuz zaman çünkü her şey duruyor. Siz bu noktada nasıl bir gelecek hayal ediyorsunuz? Bu şirketin, bu şirket üzerinde nasıl bir gelecek hayal ediyorsunuz? Bu dünyada bu şirketin nasıl bir yeri olsun istiyorsunuz? Nasıl bir rol üstleniyorsunuz? Ve bu şirket, çalıştığınız organizasyon bu amacınıza nasıl hizmet ediyor? Bu kısmı da biraz açalım istiyorum. Şimdi bizim geleceğimiz 1992'de ilk markanın tohumları atıldığından beri her zaman iki önemli değer var. Bir, sorumluluk, iki de sürdürülebilirlik. 1992'de daha bu konular çok değil, hiç konuşulmazken, çünkü hepimiz etrafımızda maruz kaldığımız pazarlamadan ve iş dünyasını takip ettiğimizde şu an için özellikle son 5-10 yılda sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluğu çok duyuyoruz. Çok farkındayız ve çok değere binmiş iki algı. Ama biz 1992 yılından beri bu iki değerle yola çıkan bir markayız. Ondan biraz bizim için enteresan. Yani geleceğimiz aslında zaten yola çıktığımız değerlerin daha da üzerine gittiğimiz, daha da onları büyüttüğümüz, belki daha detaylı bir şekilde, daha ölçümlenebilir bir şekilde üzerine gittiğimiz bir yer olarak görüyorum. Bir de ikinci olarak da tabii teknolojinin ilerlemesiyle, dijitalizasyonla,
İşte son özellikle bir sene 14 ayda yaşadığımız bu yapay zekadaki gelişimlerle beraber sonsuz bir verimde iyileşme veya en azından potansiyelin artmasını görüyorum. Ondan beni en çok heyecanlandıran bu kısımlar. Yani bizim ürettiğimiz ürünlerin gerçekten de çok sürdürülebilir 10, 20, 30 yıl boyunca giyilecek ürünler olması. Şu anki bu fast fashion sorununun tam karşı olan bir panzehir olması ve baştan beri 30 yıldır böyle olması benim için çok değerli. Aynı şekilde işletmemizin de sürdürülebilir bir şekilde nasıl 30 sene gelmek çok zor bir marka olarak. 3 seneyi bile geçmek çok zor marka olarak. Ama buraya kadar gelip bundan sonrasında yine çok uzun bir yolculuk gördüğüm için gelecek hakkında bunlar beni heyecanlandırıyor. Şimdi gelecekten bahsettiniz. Biz buraya şimdi ticaret sicilinde şirketi kaydını bir yerden alıp bir yere taşıyabiliyorsunuz. Bunda bir şey yok. Ama biz bugün şirketi buradan alıp gelecekte olmasını istediğimiz yere taşımak için çok net görüyoruz ki içeride çalışanlara dokunmak gerekiyor. Çünkü bu şirket çalışanlarıyla bir yere gidecek, tedarikçileriyle bir yere gidecek, müşterileriyle bir yere gidecek. Yani paydaşlarıyla birlikte gidecek. Orada bu yolculuğu birlikte yapıyorsunuz. Ben çalışanlar tarafına da biraz eğilmek istiyorum. Çünkü işin içine yapay zeka girince bu sefer özellikle perakende tarafında, özellikle e-ticaretle birlikte o fiziksel temasın azaldığı bir ortamda dünyada çalışanın da varlığı artık belli noktalarda sorgulanmaya başlıyor. O da çok farklı bir iş modeli yaratılmazsa eğer ya da farklı bir beceri kazandırılmazsa o da zamanla yerini bu tarafta e-ticarete kaptıracak gibi görünüyor. Şimdi burada sizin de az önce söylediğiniz gibi bir girişim için işte kopyalanabilir olması, ölçümlenebilir olması, sürdürülebilir olması bunların hepsi çok çok kıymetli. Ama bunu sağlayacak olan da içerideki çalışanlar ağırlıklı olarak. Çalışanlar tarafında ne gibi yatırımlar yapıyorsunuz? Onları bu sürece nasıl hazırlıyorsunuz? Biraz da onları konuşalım istiyorum. Tabii. Öncelikle bence bahsettiğiniz konu iki yönlü bir konu. Yani sadece bir tarafın bir tarafa dokunması ya da fayda sağlaması değil, iki taraflı bir iletişim ve iki taraflı bir emek ve yaklaşımda iyileştirmeler olması önemli. Bizim için, benim için özellikle ekip arkadaşlarımdaki en önemli beceri diyeyim, yetkinlik diyeyim, karar verme aşamasında olabildiğince kendileri baştan sona ilerletmesi. Yani ne demek istiyorum? Şimdi biz İnisiyatif almalarından bahsediyorsunuz. İnisiyatif almaları bizim şirketimizin batı metodolojisiyle ilerlemesine karar verdiğimiz bir şirketteyiz biz. Bu da nedir? Veri bazlı analitik. Veri bazlı çalışalım. Herhangi bir soru olduğunda, çünkü Türkiye'de bir hani patrona sorma ya da yöneticiye sorma alışkanlığı var. Bunun tamamen dışında o durum ya da o soru işareti neyse onun verilerini çıkarıp yöneticiye sormak yerine yöneticiye önermek. Yani buradaki durumu sahiplenmek, durumun altyapı çalışması ya da ön hazırlığı neyse onu yapmış olmak ve bir öneriyle gelmek, bir çözümle gelmek. Sadece belki en tıkanılan, en artık A, B, C, D hiçbir şey olmadı. Belki o zaman çözümsüz bir şekilde gelmek. Ama genel anlamda beklentim ekip arkadaşlarımın bu kısmı çok güzel yapıyor olması ki gerçekten çok da memnunuz ve şanslıyız o konuda. O zaman hata yapmaları için de onlara fırsat tanıyorsunuz. Bunu tabii yani hatalarımızdan öğrendikçe, aynı hatayı bence tekrar tekrar yapmadıkça, hatayı hepimiz yapıyoruz. Ben de hata yapıyorum. Ben de hatamdan ders alıyorum. Önemli olan o hatayı 2, 3, 4 kez tekrarlamak. Çünkü onun şirkete bir maliyeti ve zararı oluyor. Diğer hataların sonuçta doğru yöne doğru sizi götürdüğü için aslında bir kazanım oluyor. Ama tekrar tekrar yaşanırsa bir şey, onda bir maliyeti, bir zararı dokunuyor şirkete. Diğer yanda da mesela yapay zeka örneğinden konuyu açmıştınız. Geçen sene bu zamanlar, Ocak ayında biz bu değişiklikler kendini ilk belli ettiğinde kendi aramızda bir toplantı yapmıştık ve bütün departmanlarımızdan yapay zekanın şu an kendi işlerinde nasıl kullanıldığını araştırmalarını, bunu iki hafta içinde üst yönetime sunmalarını ve aynı sunumda da onların bizzat
neleri kendi çalışma şekillerini entegre edeceğini, nasıl entegre edeceğini hakkında bir yol planı sunmalarını istemiştik. Burada da yine ne oluyor? Yine kişi kendi inisiyatifini, kendi çalışmasını, kendi konusunu sahiplenip kendine bir yol haritası çizmiş oluyor. Burada da kazanç ne oluyor? Herkes sonuçta kendi yaptığı planı daha çok önemser. Biraz daha kendisini o konuda kanıtlamak ister. Biraz daha işin içinde olur. Ondan bu hem ekip arkadaşlarımız için, ben dahil, hem firmamız için gerçekten çok faydalı, çok değerli bir konu oldu. Pazarlamadan tutun, tasarıma, mağazacılığımızdan, içeriğimizi, e-ticaretimizi o kadar fazla alanda şu an bunu kullanıyoruz ki o zamanki adımlarımız sayesinde gittikçe de ilerletiyoruz. Ve insanlar kendilerini önemli hissediyorlar, değerli hissediyorlar, olayın merkezinde hissediyorlar. Fikirlerini önemsiyorsunuz ve hayata geçiriyorsunuz ve doğal olarak bu sorumlu oluyorlar. Hata yapmak da bu arada ileriye doğru bir adım. Hatta hep bir şey denir ya, hata yapmaktan korkmamak lazım. Çünkü yapılacak bütün hataların toplamı hiçbir şey yapmamaktan bakıyorsunuz çok daha pahalıya patlayabiliyor. Yani o yüzden hiçbir şey yapmamanın maliyeti çok daha yüksek. %100. Yapılabilecek bütün hatalardan. %100. O yüzden doğru bir yol bu. İnsanları bu sürece dahil edebilmek. Tam da bu noktada aklıma şey geldi. Peter Drucker'ın meşhur yönetim danışmanı bir sözü var. Diyor ki işletmelerde değer yaratan iki tane temel faaliyet var diyor. Bunlardan bir tanesi yenilik, diğeri de pazarlama. Geriye kalan her şey maliyettir diyor. Tabii diğer birimler üzerine alınmasınlar. Her birim kendi özelinde bir değer üretebilir ve bu sürece dahil olabilir. Ama gerçekten pazarlama odaklı bir inovatif düşünce şekli sizin az önce örneğini verdiğiniz gibi çok çok kıymetli. Herkesin oyunun içinde olması, canlı olması, skora katkı sağlaması çok çok önemli. Hatta bunun için şirketlerde bakıyorsunuz kurum içi girişimcilik, risk sermayedarlığı gibi konular gündeme gelmeye başladı ki insanlara o girişimcilik zihniyetini aşılayabilelim. Sizin dediğiniz gibi o inisiyatifi alabilecek noktaya getirelim. Kendileri bir şey başlatabilsinler. Yani pazardaki bir talebe yanıt vermekten öte kendileri bir değer üretip buna pazarda talep yaratabilsinler. Bu noktaya taşımak çok çok önemli. Bu anlayışı nasıl kazandırabiliriz çalışanlara? Yani siz birkaç örnek verdiniz, birkaç ipucu aldım ama bu ve bunun dışında hangi yöntemlerle, metotlarla insanlar bu sürece daha çok dahil edilebilir sizce? Şimdi dediğinize öncelikle çok katılıyorum ve artık günümüzde yapılar eskisi kadar şişik, eskisi kadar aynı görevlerin tekrarlandığı kurumlarda, şirketlerde çalışmıyoruz. Çok daha verimli olmaya çalışıyoruz. Bunun için yönetim danışmanlıkları alıyoruz. Biz mesela 2014 yılında aldığımız bir danışmanlıkla merkez ofisimizi kademeli olarak %40 azaltmıştık. O zamandan beri de her zaman bir şemada sorumlulukları, iş yüklerini vesaire ayırıp olabilecek en verimli kadro sayısına ulaşmak için çalışıyoruz. Şimdi denklem bu olduğunda aynı işi birçok kişi yapmadığı için herkesin artısı da etkisi de çok fazla olabiliyor şirkete. Yani burada herkesin sağlayacağı katkı eski yapılara göre çok daha farklı. Bir insan işini gerçekten sarılarak, yaparak o şirkete sağlayacağı katkı ya da tam tersinde verebileceği zarar eskisine göre çok daha büyük. Bu makasla büyüdüğü için bahsettiğiniz noktadaki bu yine sahiplenmeye geliyoruz. Sahiplenme, işin içinde olma, çözümün bir parçası olma, gerçekten kenetlenme, şirketin hedefleriyle, misyonuyla, vizyonuyla bir olma, hizalanma diyelim, kısaltayım, hizalanma eskisinden çok daha önemli. Tabii günümüzde ülkemizde ne yaşıyoruz buna karşı durumu zorlaştıran? Dış etkenler çok fazla değil mi? Belirsizlikler, soru işaretleri, çok büyük inişler, çıkışlar, felaketler, ekonomik durumlar, enflasyon, X, Y, Z. Bu kadar fazla dış etkenle mücadele ettiğimiz için bazen bu büyük resim hedefleri ya da işte vizyon olarak, misyon olarak gitmemiz gereken yeri göremiyoruz yangını söndürmeye çalışmaktan. Ondan bence ülke olarak en büyük zorluklarımız, engellerimizden biri bu. Ama bu zorluğa rağmen de bununla boğuşmaya bir şekilde olağanüstü iyi öğrendik. Acayip bir o çevikliği kazandık. Acayip bir çeviklik kazandık, direnç kazandık.
ben başka bir ülkenin vatandaşının bizim kadar yaşadığımız şeyi bu kadar kısa sürede yaşayıp hala işte şov devam etmeli, yarın yeni bir gün, savaş boyası devam, ilerliyoruz ruhuyla belki her şeyle baş edebileceğini düşünmüyorum, hayal edemiyorum. Ondan artısı eksisi bu konuda. Orası muhakkak, gerçekten herkesin sınırlarının çok zorlandığı bir dönemden geçiyoruz. Herkes bir şekilde zorlu bir sınav veriyor. İşletmelerin yükü burada çok çok daha ağır. Biz bireysel olarak kendimizden sorumluyuz ama işletmelere bakıyorsunuz. Onlar onlarca, yüzlerce, bazıları binlerce insandan sorumlular. Artık kendilerinden çıkmış, topluma mal olmuş durumdalar. On binlerce insanın geçimini sağlayan organizasyonlar var. O noktada gerçekten iş çok zor. Herkesin taşın altına kendi çapında elini sokması gerekiyor. O sorumluluğu üstlenmesi gerekiyor. Şimdi madem böyle bir zor bir dönemden bahsettik, biraz girişimcilik ruhunu da burada irdeleyelim istiyorum. Şimdi korkular bizim ne kadar ilerleyebileceğimiz konusunda belirleyici oluyor. Özellikle girişimcilerde bu sanki yokmuş gibi düşünülüyor ama tam tersi, insanlar, girişimciler korkularına rağmen harekete geçebilen insanlar, tabii, o cesur adımları atanlar, korkmuyor değil. Herkesin içinde var bu duygu. Kesinlikle. Ama bu duygu biraz fazla olmaya başladığında ve sürekli arz etmeye başladığında bu sefer paralize etmeye başlıyor sizi. Belli bir dozda kalınca hayatta tutuyor sizi de öteki zarar vermeye başlıyor. Şimdi o cesur adımları da atabilirseniz o zaman yenilikleri deneme konusunda da daha cesur oluyorsunuz sizin bahsettiğiniz o süreçte. Hele bir de bunu tabana yayabiliyorsanız ne hala. Bunu daha da genişletebilmek adına, herkese bu duyguyu aşılayabilmek adına biz düşman olarak gördüğümüz bu korkuları, örnek veriyorum, o girişim başlatabilmek, inisiyatif alabilmek, sorumluluk taşıyabilmek anlamında o düşman olarak gördüğümüz duyguları nasıl müttefikimiz haline getirebiliriz? Önceki dediğiniz şey çok doğru. Korku, çekince, endişe, bunlar gerçekten insanı paralize edebiliyor. Paralize ettiğinde de ne karar alabiliyorsunuz, ne risk alabiliyorsunuz. Benim annem Ayşen Zampur'dan en böyle kardeşime benim aklımda kalan cümlelerden biri hep en büyük risk, risk almamaktır. Risk işin içinde var. Zaten girişimciyseniz, girişimci bir firmanın içindeyseniz zaten riskle doğmuş, riskle ilerleyen bir yapın içindesiniz. Ondan hani korkmaktan çok bu malzeme, bu için işin ruhunda bu var. Buna biraz alışmak gerekiyor. Ama buna rağmen çok belirsiz veya zor zamanlar biraz önce bahsettiğimiz gibi ülkede de dünyada da yaşanabiliyor. Ben kendim için söyleyeyim. Başta dediğim gibi 2010 yılında ben full time markamıza başladım. Tam 10. yılımda da 1 Ocak'ta CEO rolünü devraldım. Daha 100 gün geçmeden pandemi ve bütün perakende sektörü çöktü. Şimdi bir perakende markasının başındayken, bütün o yük sizin üstünüzdeyken, daha 3. ayınızı yeni tamamlamışsınız, bütün dünyanın, sektörün çökmesi korkunç bir şey. Ama orada o korkuyla, şeyle, gerçekle paralize olmak yerine biraz da o biraz önce bahsettiğim savaşçı ruhu, savaşçı boyasını sürüp, kolları sıvayıp, evet çok çalışacağız, evet çok zor olacağız, zor olacak ama durumu hani dekore etmeden şeffaf bir şekilde ekip arkadaşlarımıza da paylaşacağız, müşterimize de paylaşacağız, karar mekanizmamızı üzerine gelip işte kısa vadede şunları yapacağız, uzun vadede şunları yapacağız, toparlayıp bunları sunup ona olabildiğince uymaya çalışacağız, hani bir eylem planı yapacağız. Ve o gemiyi A'dan B'ye götürmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Kesinlikle kolay bir şey değil. Süreç olarak benim için de benzer, herkes için zaten o dönemler en zor dönemlerdi ama bir şey yapmanız gerekiyor. Bir şey yapmayarak durumun iyileşme ihtimali yok. Ondan illa bir şey yapacaksınız. En azından yaptığınız şeyi iyi düşünüp, şeffaf bir şekilde iletişimli şey yapıp, kurup, hem ekip arkadaşlarınızla, müşterilerinizle, işte çözüm ortakları kimse, o şekilde insanlar anlayışlı da oluyor beklediğimizden daha fazla. Destek de oluyor beklediğimizden daha fazla. Genel anlamda diyorum. Ondan bu zorlukları hep beraber bu şekilde aşabileceğimizi gördüm. Ve bunun hep böyle devam edeceğini düşünüyorum.
Evet, insanlar gerçekten bir bütünlük gördüklerinde o resme inanıyorlar. O hikayenin, başarı hikayesinin, o dönüşün bir parçası olmak istiyorlar. Yeter ki siz o bütünlüğü sergileyin, samimi olabilin o noktada. Evet. Yani sizin özelinizde bir genel olarak tabii, söylüyorum evet. bunu. Şimdi aynı şey sizin en başta vurguladığınız sürdürülebilirlik için de geçerli bir konu. Bakıyorsunuz sektörde özellikle itibar yönetimi kapsamında şirketlerin bazı sosyal etki yaratmak için yaptığı girişimlerde çok da tutarlılık göremiyorsunuz. Bir var bir yoklar. Bazen bir şeyi bazen başka bir şeyi destekliyorlar. Ama daha çok akım takip eder gibi bunlar yapıldığı için insanlar biraz mesafeli duruyorlar. Yani dışarıya o pazarlama iletişiminde kullandıkları bir araç gibi yansıdığı zaman maalesef o duygusal bağ müşterileriyle markalar kuramıyorlar. Bunu miş gibi yaptıkları zaman itibar yönetimi kapsamında. Ama bakıyorsunuz özellikle bu son dönemde Birleşmiş Milletler'in sürdürülebilir kalkınma hedefleri kapsamında herkes bir ucundan tutuyor. Kimisi açlık ve susuzluğa, kimisi eğitim faaliyetlerine, kimisi sağlığa odaklanıyor, kimisi insan haklarına odaklanıyor. Herkesin burada tutunduğu şey birbirinden farklı. Ama biz istiyoruz ki burada hem bir bütünlük olsun hem de sürekli olsun. O zaman samimiyetini sorgulamıyoruz çünkü bu girişimlerin sosyal etki yaratmak anlamında. Siz de bu alanda girişimlerde bulunuyorsunuz. Benim sorum daha çok dışarıdaki insanları bu işin içine nasıl dahil ederiz kısmı. Çünkü herkesin elinde kişi olarak değil de kurum olarak bakalım olaya, markalar olarak hepimizin elinde değerli kaynaklar var. Bilgimiz, tecrübemiz, network'ümüz, sermayemiz, etki gücümüz. Her doğru. markanın belli alanda şeyleri var, güçleri var. Bunları bu büyük resmin bir parçası, bu dönüşümün bir parçası olmak üzere kullanmaları nasıl sağlanabilir sizce? Şimdi dediğiniz gibi her kurumun, her girişimin sağlayabileceği bir katkı var, bir potansiyel var. Biz şimdi bizler de kurumlardayız ama bizler de aynı zamanda müşteriyiz. Müşteri olarak da hangi şirketlerden, hangi markalardan alışveriş yaptığımızı tercih ediyoruz. Böyle bir seçimimiz var. Bu seçimin de bir gücü var. Bu seçimin bir etkisi var. Çünkü bir kerelik olan bir şey değil. 365 gün bir şeyler alıyoruz, bir yerlere destek oluyoruz. O destek olduğumuz yerlerin de değerleri ve destek olduğu yine gidişata bir faydamız var. Yani o domino taşlarından bir tanesi biziz. Ondan buradaki seçimlerimizin önemi bence eskisine göre daha fazla. Şu an artık bu çok daha konuşulan bir şey olduğundan ben kendi markamız için söyleyeyim. 1992 yılında biz İpek ve Kaşmir'e özelleşeceğiz ve bunun bu iki elyafın en kaliteli halini erkek ve kadın müşterilerimizle buluşturacağız. Aksesuarlarla buluşturacağız diye bir hayalle yola çıktık. Ama ilk günden beri değerlerimizden biri kadın haklarını desteklemekti. Neden? Kadın kuruculu bir şirketiz. Hep kadın çoğunluk vardı şirketimizde. Bugün dahil merkez ofisimizde biz hep dalga geçeriz. Ben ve bir üst düzey yöneticim dışında tamamen kadınlar çoğunlukta. Ve bunu çok gurur duyduğumuz bir şey. Ve biz bu değerlere hep sahip çıktık. Yani polemik durumlar bile olsa İstanbul Sözleşmesi, X, Y, Z farklı zamanlarda biz hep değerlerimize sahip çıktığımız için müşterilerimiz de bunu çok iyi biliyor. Çok çok fazla geri bildirim de bu arada olumsuz da olabilir. Hani eğer bir değer, bir müşteri, her müşteriye her değer olacak diye bir şey yok. Ama genel anlamda uzun vadeli olarak değerlerine sahip çıkan markaları müşteriler artık tanıyor ve o biraz önce bahsettiğiniz hani laf için mi söyleniyor yoksa gerçekten 20 yıldır, 30 yıldır, kaç yıldırsa bu değerlere sahip çıkıp bu konularda adım atıyor mu marka? Artık çok daha net görüyoruz. Neden? Çünkü her yerde her bilgiye ulaşabiliyoruz. Hangi yıl neler yapılmış görüyor müşteri. Ondan bence markaların gücü bu kararları verip bunları uzun vadeli olarak yapabilmenin sağlayacağı fark kısmında. Müşterinin gücü de siz ve müşteri olarak vereceğiniz destek, alışveriş kararlarını biraz bu duygusal pusulaya göre şekillendirebilirsiniz. Böylece herkesin bir domino taşı olarak etkisi oluyor ileriye doğru.
Orası muhakkak artık herkesin satın alma kriterleri değişti. Dediğiniz gibi her türlü bilgiye ulaşmak da kolay. İnsanların birbirini etkilemesi de çok çok kolay. En ufak bir hareketinize dalga şeklinde yayılabiliyor bunlar. Programın sonuna geldik. Keyifli, verimli bir sohbetti. Teşekkür ederiz. Çok değerli mesajlar aldık. Herkesin kulağına küpe olacak nitelikteydi. Tekrar teşekkür ederiz. Ben de çok teşekkür ederim. İyi akşamlar. Çok sağ olun. Evet, ilk bölümün sonuna geldik. Bizden ayrılmayın lütfen. Kısa bir ara için sizden izin istiyoruz. Yeniden iyi akşamlar. Cesur Adımlar'a hoş geldiniz. Programımızın ikinci bölümünde konuğumuz Alper Alkan olacak. SF Society İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı. Finansı konuşacağız, ekonomiyi konuşacağız. Burada gerçekten atılması gereken cesur adımlar var. Bunlar neler olabilir? Kişi özelinde, kurum özelinde, sektör özelinde bunları konuşacağız sizinle. Hepsi için zamanımız var ama önce sizinle başlayalım istiyorum. Sizin yolculuğunuz nasıl başladı? Kariyeriniz nasıl şekillendi? CFA ile Deloitte'la yollarınız nasıl kesişti? Hikayesini kısaca sizden alalım. Tabii ki. Ben ODTÜ İşletme'de lisansımı, sonra da Boğaziçi Üniversitesi'nde iktisatta yüksek lisansımı tamamladıktan sonra sermaye piyasalarında, yeni mezun olarak sermaye piyasalarında çalışmaya başladım bir aracı kurumda. Sermaye piyasalarında çalıştığınız zaman lisanslara sahip olmak zorundasınız biliyorsunuz. İşte orada düzey 1, düzey 2, ileri düzey gibi farklı lisanslar var. O yerel lisanslarımı tamamladıktan sonra özellikle araştırma departmanında böyle CFA unvanı olan insanları görmüştüm. O zaman araştırdığımda CFA ile tanıştım. Bu CFA nedir diye baktığımda aslında tamamen bu meslekte yatırım yönetimi alanındaki en prestijli, en itibarlı unvan programlarından bir tanesi. Ben de kişisel gelişime katkısı olması için bu programa kaydoldum ve geçtim. Hani bütün sınavları geçtikten sonra da orada şöyle bir kendi yolculuğumda şöyle bir aydınlanma yaşamıştım. Hani teknik tamam, donanım tarafı tamam, bir de yazılıma aslında eğilmem gerektiğini hissettiğim zaman da derneğe aslında gönüllü bir şekilde faaliyetlerine katkı sunmak için derneğe gitmiştim. O yolculuğumda beni yani hem CFA programıyla arkasından dernekle beraber beni bugünlere kadar getirdi diyebilirim. Tabii o dönemde de iş değiştirdim ve şimdi de aslında Big Four diye bildiğimiz danışmanlık şirketlerinde de Deloitte Türkiye'de finansal danışmanlıkta şirket ortağı olarak çalışıyorum. Harika. Şimdi madem işinize değindiniz, ben de onu biraz genişleteyim, derinleştirelim konuyu. Finansal danışmanlık biriminde tam olarak neler yapılıyor, ne gibi hizmetler sunuyorsunuz? Bunları biraz açalım istiyorum. Çünkü işin kapsamı tam olarak nedir? Şimdi bizi izleyenler, sizin tarafınızda olan insanlar tabii bunu zaten biliyorlar ama bilmeyenlere biraz da fikir vermesi açısından hem konuya yakınlık hem de bu alanda belki geleceği şekillendirmek isteyen insanlar olabilir. Onları da yol göstermek adına verdiğiniz hizmetlerin kapsamı tam olarak nedir? Ne iş yapıyorsunuz? Hizmet verdiğiniz kitlenin işini nasıl kolaylaştırıyorsunuz? Biraz bunlardan bahsedelim. Tabii ki. Aslında finansal danışmanlık biraz daha hani çok bilindik bir ifade olmayabilir. En bilindik anlamıyla kurumsal finans diyebiliriz. Yani kurumsal finans alanındaki bütün hizmet alanlarında alt hizmetlerini sunuyoruz aslında. Bu ne demek? İlk akla gelen aslında birleşme ve devralmalar. Yani şirket evlilikleri. Orada alıcı taraf, satıcı taraf danışmanlıklarıyla başlayan uçtan uca bir çözüm sürecinde yatırımcılar ya da işte şirketlere ve müşterilerimize yardımcı oluyoruz. Diğer bir nokta İngilizce ifade edeceğim ama due diligence dediğimiz durum tespit çalışması, özellikle mali durum tespit çalışması ama bunun yanında vergi ve hukuk gibi farklı departmanlarında bir araya geldi bir durum tespit çalışması hizmetimiz de var. Benim de içinde bulunduğum aslında şirket değerlemeleri ve finansal modelleme birimimiz de mevcut. Bunun yanında bir de aslında suistimal inceleme ve önleme ekibimiz de mevcut. Bu yönüyle baktığınızda bu kurumsal finansman alanındaki tüm şeylerde süreçte uçtan uca tüm çözümleri vermeye çalışıyoruz. Dolayısıyla buradan hani özellikle genç ve üniversite mezunu arkadaşlara da hani bu finansal danışmanlık deyince burada farklı birimler olduğunda bahsetmek isterim. Burada bizim katma değerimiz ne? Aslında bir yatırım kararı alırken müşterilerin ve yatırımcıların bilinçli bir şekilde, bilgili bir şekilde aslında o yatırım kararlarını vermelerine yardımcı olmak. Anladım. Şimdi devralmalardan, birleşmelerden bahsettiniz. Bunlarla ilgili de her yıl düzenli olarak raporlar hazırlıyorsunuz. 2023 raporu da sene başında sanıyorum yayınlandı. Aynen. Burada hangi başlıkların öne çıktığını görüyorsunuz? Bizi ne gibi tehlikeler ya da fırsatlar bekliyor? Şirketler kendilerini bu sürece nasıl hazırlamalılar? Biraz bunları açabilir miyiz? Tabii ki. Şimdi bunu biraz belki küresel perspektiften başlayıp sonra Türkiye'ye değinmekte fayda var. Özellikle pandemiden çıktıktan
ondan sonra yani 2020'den 2021'de böyle globalde 4.1 trilyon dolarlık bir birleşme devralma işlem büyüklüğüne ulaştığımızı görüyoruz. Ondan sonra aslında özellikle küreselde yaşadığımız ne var? Hepimizin malumu aslında baktığınızda artan enflasyonla beraber yani bu enflasyonla mücadeleyle özellikle gelişmiş ekonomilerdeki merkez bankalarının attığı politika faizlerindeki artış, dolayısıyla parasal sıkılaşmanın getirdiği bir takım sıkılaşmayla beraber bu 4.1 trilyon dolardaki tepe noktasından son 2 yıldır yani 2022 ve 23'te de azalarak azaldığını görüyoruz aslında. Buna şahit oluyoruz ve 2023'te de 2.3 trilyon dolarlık yani yıllık %25'lik bir daralma olduğunu görüyoruz. Buradaki temel etkenler dediğim gibi o parasal sıkılaşma, artan enflasyon ve bir takım jeopolitik riskler diyebiliriz. Türkiye'ye baktığımızda aslında bu dünyadaki küresele paralel bir şekilde %30'luk bir küçülme olmuş 2022'den 23'e ve 11 milyar olan bütün bu işlem hacmi 2022'de 23'te 8 milyar olarak gerçekleşmiş durumda. Tabii Türkiye'de bir takım kendine özgü farklı etkenlerde oldu. İşte Şubat ayına yaklaşıyoruz, seneyi devriyesi gelecek, geçen sene bir deprem yaşadık. Sonra iki turlu bir seçim gibi bir takım farklı etkenlerle beraber böyle bir süreci yaşamış olmakla beraber yine yabancı yatırımcının aslında iştahında çok da büyük azalma olmadığını görüyoruz. Ve özellikle yine son 10 yıllık istatistiklere baktığınızda da bu tür işte küçülmelerden sonra da hem küreselde hem Türkiye'de de geri bir yükselme potansiyeli vaat ediyor o açıdan da baktığınızda. Peki bunun şimdi rakamları paylaştınız, istatistikleri aldık. Bunun reel olarak bize yansıması nasıl olacak? Türkiye'de ne gibi değişimleri beraberinde getirecek sizce? Türkiye'de tabii kendine dediğim gibi kendine özgü dinamikler var. Özellikle enflasyonla mücadele atılan kararlı adımlar söz konusu. Orada da bir takım esasen yine burada enflasyonun aşağı gelmesiyle beraber ve bu toz bulutu diyelim belki de oradaki görünürlüğün ve öngörülebilirliğin biraz daha iyileştiği bir ortamda bu anlamda yabancı yatırımcının Türkiye'ye gelmesini bekleyebiliriz diye düşünüyorum. Şimdi siz bir yandan profesyonel olarak çalışıyorsunuz, bir yandan da bir STK temsilciliği yapıyorsunuz. Bu veriler orada tabii çok daha sağlıklı verilere ulaşabiliyorsunuz. Doğru verilerle en azından hareket edebiliyorsunuz. Çünkü sadece verileri almak yetmiyor. Bu verileri doğru okumak, anlamlandırmak ve işe yarar hale getirecek çıktılar ortaya koymak durumundasınız. Çünkü o organizasyon çatısı altında sizden bir yol göstermeniz bekleniyor. Çünkü orada insanlara sesleniyorsunuz. Bunların ne anlama geldiğini, nasıl hazırlık yapmaları gerektiğini anlatıyorsunuz. Bunu yaparken de başlangıçta CFA programından bahsetmiştiniz. Bunun ne kadar ayrıcalıklı bir program olduğundan, yatırım danışmanlarını ne kadar donanımlı hale getirdiğinden bahsetmiştiniz. İşte bu okumaları da doğru yapabilmek adına görüyorum ki bu sertifikasyon çok çok önemli bir noktada. Bütün dünyada bu sertifikayı geçerli kılan finans alanında ne gibi özelliklere sahip, içeriği nedir, buna nasıl sahip olunur? Biraz da bunu anlatabilir misiniz? Tabii ki çok teşekkür ederim. Son sorunuzdan ya da sorunun son kısmından başlayayım. Aslında bunu bu kadar geçerli kılan en önemli etkenlerden bir tanesi bu programın 60 yıldır devam ediyor olması. Dolayısıyla ben hep bunu söylüyorum. Küresel finans piyasalarının son 60 yılına tanıklık eden bir müfredattan, bir programdan bahsediyoruz. Her yıl hem bütün dünyadaki profesyonellerle yapılan anket çalışmaları hem de ilgili profesyonellerin de görüşleri ve destekleri alınarak bu müfredat her yıl yayınlanıyor. Örnek vermek gerekirse işte yapay zekayı son dönemlerde her yerde konuşmaya başladık. Yapay zeka, makine öğrenmesi, veri analitiği, ESG gibi hani bütün o sürdürülebilirlik konuları da aslında CFA programına ve müfredatına girmiş durumda. Dolayısıyla en önemli şeylerden hani o konulardan bir tanesi, faktörlerden bir tanesinin bu olduğunu düşünüyorum. Şimdi dernek tarafında da yaptığınız işleri, şirket tarafında anlattığınız hizmetin kapsamını, dernek tarafında da neler yaptığınızı biraz duymak istiyorum. Çünkü nasıl hepimizin bir varlık amacı var, bu dünyaya gönderiliş amacı var. Kurduğumuz her organizasyonun da bir varlık amacı var. Bir şeye hizmet ediyor. Bir resmin gerçekleşmesi için çalışıyoruz. Siz de bu hayali çevrenizdeki insanları ortak etmeye çalışıyorsunuz. Aynen. Bir vizyonunuz var, bir misyonunuz var. Belli bir değerler zinciri üzerine oturttunuz bunu. Şimdi bu dernek faaliyetlerini biraz anlatırken biraz daha kapsamlı olsun diye soracağım. Paydaşlarınıza nasıl katkı sağlıyor? Yani sizinle birlikte hareket eden insanlara ne sağlıyor? Ben çünkü bunu hep her şeyi karşılıklı alma verme dengesi içinde değerlendiriyorum.
Şimdi dernek burada ama bu tarafta içeride şirket gibi düşünün, iç müşterileri, çalışanları var, hizmet eden insanlar var. Bir de dışarıda sektörün dışında olup hizmet götürdüğümüz insanlar var. Önce içeride bir bütünlük yakalanmalı ki bu dışarıya doğru bir şekilde yansısın. Yani hem içerideki insanlara hem de dışarıdaki insanlara ne vaat ediyor bu dernek? Onların gelecekte olmak istedikleri yere onları taşırken işlerini nasıl kolaylaştırıyor? Biraz bunları dinleyelim istiyorum. Şimdi varoluş amacıyla başlamak istiyorum esasen. Orada da misyonumuza atıf yapacağım ve zaten globalden aldığımız bu teşvikle ve feyizle beraber aslında bizim dernek misyonumuz da şu. Türkiye'de yüksek etik ve eğitim standartlarını arttırmak ve profesyonel mükemmelliği arttırmak ve bunu teşvik etmek. Dolayısıyla bizim varoluş amacımız bu. Bunu da yüksek etik ve etiğin özellikle altını çizmek istiyorum. Ve eğitimle bunu mümkün kılmaya çalışıyoruz. Bahsettiğimiz CFA programı zaten tüm dünyada kabul edilen bir program olmakla beraber biz de Türkiye'de üyelerimize, çünkü bir üye derneğiyiz esasen, o üye olduktan sonra biten o bütün o kariyer yolculuğunda aslında üyelerimize destek olmaya çalışıyoruz. Ben bunu genelde Maslow'un ihtiyaçlar piramidine benzediyorum. Yani ilk iki madde biraz daha materyal dünyaya, daha sonra o basamakları çıktıktan sonra daha manevi, daha farklı bir takım ihtiyaçlar söz konusu. Dolayısıyla eğitimle başlayıp ondan sonra hem teknik hem de soft diyeceğim, yani İngilizce tabiri bulacağım ama teknik olmayan taraflarda da aslında üyelerimizi desteklemek, onları geliştirmek ve kariyer yolculuklarında onlara destek olmak için eğitim programları düzenliyoruz. Üye derneğiyiz. Dolayısıyla çok geniş bir paydaşa dokunuyoruz bu anlamda baktığınızda. Yani gerçek kişilerden de bahsediyorum. Bunun içinde özel sektör ve kamu sektöründe çalışan profesyoneller de var. Hani tüm özel sermaye piyasalarına dokunan bütün şirketleri düşünebiliriz. Regülatörler keza işte SPK, BDDK gibi düzenleyici kamu kurum ve kuruluşlarında da bunlar mevcut. Ve diğer önemli bir paydaşımız da üniversiteler. Üniversitelere yönelik de aslında farklı programlarımız ya da yaptığımız bir yarışma da mevcut. Özellikle Türkiye'de 17 ve 18 tane de CFA akredite üniversite var. Bu ne demek? Aslında bu şu demek. Lisans ya da yüksek lisans düzeyinde finans veya onunla alakalı programlarında CFA müfredatının %70'ini kapsadığını ispatladığınız zaman bu akrediteyi almış oluyorsunuz. Bu da önemli şeylerden bir tanesi. Özellikle Türkiye'de gurur duyduğumuz alanlardan bir tanesi. Harika. Epey bir gencin işini kolaylaştırıyorsunuz. Şimdi hep şöyle bir sıkıntı görüyorum iş hayatında. İnsanlar iş hayatına başladıktan sonra onları şekillendirmeye çalışıyoruz. Bu işin en zor kısmı. Çünkü oraya kadar zaten epey bir çerçeve çizilmiş olarak geliyor. Bir takım katı kurallar içerisinde zaten öğrenilmişliklerle birlikte geliniyor. Bir takım zihinsel kodlamalarla geliniyor. O noktada işe başladıktan sonra, profesyonel başladıktan sonra bunu değiştirmeye çalışmak çok çok zor. Bu belki daha en başına gidip konuşulacak bir mevzu. Aileden gelen bir konu olabilir. Ha, ben o kadar geriye götürmeyeceğim şimdi ama en azından gençlere yönelik neler yapılabilir onları biraz konuşalım istiyorum. Çünkü bahsettiğiniz her şey bir girişim. Kendi işini de kurmuş olsa, bir STK'da da gönüllü olarak çalışıyor olsa, bir kariyer yolculuğunu da profesyonel olarak başlatmış olsa, bunların hepsi hepimizin attığı adımlar girişimcilik yolculuğunda. Ama birçoğumuz korkularımızdan dolayı, endişelerimizden dolayı, hele böyle belirsizliklerin çok olduğu dönemlerde bu adımları atmakta çok zorlanıyoruz. Ama adım atamadıkça da, karar alıp harekete geçemedikçe de başkalarının bizim için aldığı kararlar çerçevesinde yaşamak zorunda kalıyoruz. Yani sınırlarımızı başkaları belirlemiş oluyor. Bunu değiştirmenin tek bir yolu var. Korkuyor olabiliriz ama buna rağmen o adımları atabilmek, bu alanı genişletebilmek. Bunu yaparken de gerçekten bir girişimci zihin yapısına ihtiyaç duyuluyor. Fakat bu demin söylediğim gibi iş hayatına başladıktan sonra edinebileceğiniz bir şey değil maalesef. Çok az oluyor da istisnaları var. Genelde geçmişten gelen bir şey oluyor. Biz bunu nasıl daha aşağılara indirebiliriz? İnsanlara, özellikle gençlere girişimcilik ruhunu nasıl aşılayabiliriz? Gençler için neler yapıyorsunuz? Aslında getirmek istediğim nokta o. CFA Society adı altında olabilir ya da bulunduğunuz, çalıştığınız şirketin çatısı altında olabilir. Çünkü
benim için önemli olan iyi uygulama örneklerini sizden dinlemek. Nerede olduğu çok önemli değil. Gençler için neler yapıyorsunuz? Onların önünü açmak için, iş hayatına onları hazırlamak için, bu kariyer yolculuğunu kolaylaştırmak için ne gibi programlar yürütüyorsunuz merak ederim. Şimdi özellikle bizim bunu çok övündüğümüz önemli bir yarışma düzenliyoruz. Globalden de düzenlenen bir yarışma. CFA Institute Research Challenge diye geçiyor. Yine İngilizce tabiri olacak ama bu ne demek? Aslında bir hisse senedi... Ben bunun Türkçesini de söyleyeyim. Yatırım Profesyonelleri Derneği olarak Türkçeleştirebiliriz. CFA Society. İstanbul. Doğru söylüyorsunuz. Research Challenge dediğimiz kısımda aslında hisse senedi araştırma raporu yazma yarışması diyelim. Nasıl biliyorsunuz aracı kurumlar al sat tut tavsiyesi vererek bir halka açık bir şirketi analiz ediyorlar ve onun hakkında rapor yayınlıyor, analiz raporları. Biz bunun aslında bir örneğini üniversite öğrencileriyle gerçekleştiriyoruz ki az önce belki söylemeyi unuttum. Bizim derneğimiz aslında Azerbaycan ve Gürcistan'daki üyelerimiz de aslında üyeler de bize bağlı olarak bölge çalışıyor. Bölge temsilciliği yapıyoruz. Bölge temsilciliği yapıyoruz esasen. Doğru söylüyorsunuz ve biz en son Kasım ayında da Azerbaycan'da da bir etkinlik yaptık. Oradaki aslında ilginin de yoğun olarak devam ettiğini görüyoruz. Hatta bir takım farklı işbirliklerine de açık olacağız. Önümüzdeki dönemlerde bir adımları atıyor olacağız. Bu yarışma aslında şunu yapıyor. Üniversite ve özel sektör işbirliğinin en önemli örneklerinden, en iyi uygulamalarından bir tanesi olduğunu düşünüyoruz. Üniversite öğrencileri takımlar halinde yarışıyorlar. Biz onlara bir hedef şirket veriyoruz. Yani halka açık bir şirket var. Hedef şirketin yetkilileri de zaten işin içinde oluyorlar. Aynı zamanda hem akademi tarafında bir mentorları var. Hani onlara sponsor olan bir akademisyenleri ve yine sponsor olan bir özel sektör çalışan mentorları var diyelim. Dolayısıyla bu çoklu taraftan öğrenciler aslında hem özel sektöre daha fazla dokunma deneyimleri oluyor, oradaki insanlarla tanışma, hem hedef şirketteki yetkililerle konuşma, tartışma, soru-cevap şeklinde bir takım işbirlikleri oluyor. Saha ziyaretlerinde bunu tutabilirsiniz ve böyle bir aslında özel sektörde 360 gibi, yani hem özel sektörü öğrencilerle buluşturuyoruz, hem öğrenciler de özel sektörle buluşmuş oluyor ve özellikle sponsorlarıyla, hedef şirketleriyle beraber bu öğrencilere de daha sonra hem yarı zamanlı stajyer ya da tam zamanlı bir iş olanağına da dönmüş oluyor. Yani o kaliteli insan kaynağında sektöre yetiştirmiş oluyoruz. Bu anlamda yine CFA programı için üniversite öğrencilerine burs programlarımız da mevcut. O anlamda biz yani üniversite öğrencilerini desteklemeye çalışıyoruz. Şimdi bu işin tabii çalışan boyutunu konuşuyoruz hep. Nasıl bir yönetim modeliyle insanları işin içinde tutarız? Ben bunu da hep sorguluyorum. Çünkü herkesin yoğurt yiyişi birbirinden farklı. Tek bir model yok başarılı olan. Bakıyorsunuz A şirketi, B şirketi farklı modeller uyguluyorlar ama başarılı sonuçlar alıyorlar. Yönetim modelinden de kastım şu. Herkesi oyuna dahil etmeye çalışıyorsunuz. İşin içinde tutmaya çalışıyorsunuz. Çünkü şirketler büyüdükçe bakıyorsunuz hantallaşmaya başlıyor. Elbette ki istisnaları var ama genellikle hantallaşıyorlar. Kurumsallaştıkça, büyüdükçe o yaratıcılıktan, çeviklikten, ilham veren halden bakıyorsunuz hiyerarşik düzenin ön plana çıktığı, gücü yenilikten, yaratıcılıktan değil de hiyerarşiden alan bir düzen oluşmaya başlıyor. Ha, belli noktaya kadar da anlıyorum şirketleri çünkü herkese bu anlayışı kazandırmak çok çok kolay değil. Herkesin inisiyatif alması, sorumluluk alması, risk alması, kendi çabasıyla bir değer üretmeye çalışması bunlar çok kolay şeyler değil. Ütopik bir şey olur bunu herkesten beklemek. Ama bunu olabildiğince artırabilmek adına yapılabilecek şeyler olduğunu görüyorum. Çünkü bunu uygulayan ve başarılı olan şirketler var. Siz de bir yöneticisiniz, profesyonel hayatınızda bir ekip yönetiyorsunuz. Şirketlere danışmanlık yapıyorsunuz. Oradaki insanlara yol haritaları çıkartıyorsunuz. Burada sadece finans değil, genel olarak soracağım. İnsanları oyunun içinde tutmak, canlı tutmak, üretmelerini, paylaşmalarını sağlamak nasıl bir yönetim modeliyle mümkün olabilir sizce? Ne bunu açığa çıkartır? Şimdi burada özellikle yapılan çalışmalarda şunu sıklıkla görüyoruz. Yani hani işte yeni nesil diyelim ya da Z jenerasyonu vesaire, onlara için önemli konulardan bir tanesi anlam oluyor. Yani büyük resme katkılarını anlatabilmek, onların da o büyük resme katkılarını olduğunu hissettikleri anda daha özverili bir şekilde çalıştıklarını görüyorsunuz. Dolayısıyla bu anlamda bir yöneticinin ya da liderin aslında onlara örnek olabileceği ya da ilham olabileceği konulardan bir tanesi o.
Özellikle işte son dönemde pandemiden de çıkışta yeni nesilde diyebiliriz, işte uzaktan çalışma, evden çalışma ortamında işte akıl ve ruh sağlığına ilişkin bir takım şeylerin de ön plana çıktığını görüyoruz. Yani çalışanların daha akıl ve ruh sağlıklarına ilişkin yatırım yapmak, onların bu anlamda dengede tutuyor olmak da yine şirket performanslarında çok etkili olduğunu düşünüyorum. Çünkü insanlar bir aradayken hepimizin sosyalleşmeye ihtiyacı var, bağ kurmaya ihtiyacı var. Bu bizden alındığı zaman, ya bir şekilde bundan mahrum kaldığımız zaman, o zaman gerçekten farklı çalışmaya başlıyor zihin. Duyguları yönetmek de çok kolay olmuyor. O yüzden herkes için çok çok zor bir şey. Hep de şeyi sorguluyorum. İçerideyken, şirket içerisindeyken şirketin vizyondur, misyondur, değerleridir. Bunları canlı tutmak belli bir noktaya kadar kolay. Ama dışarıdayken birbirimizi görmediğimiz zamanlarda bunu devam ettirebilmek, insanlarda bunu canlı tutabilmek çok kolay değil. Şirketlerin de bu noktada çok başarılı olduklarını görmüyorum. Yani siz bunu başardıysanız, bir yolu varsa paylaşırsanız memnun oluruz. Ama bu yönetim modeliyle ilgili ben araya girdim. Tamamlarsanız ben son sorumu soracağım size. Tamam. Özellikle yönetim kurulu tarafında da baktığınızda aslında yine globalde de çok öne çıkmış olan çeşitlilik, hakkaniyet ve kapsayıcılık konusu da var. Dolayısıyla özellikle yönetim kurullarında, komitelerinde bu çeşitliliğe, hem cinsiyet, hem yaş, hem farklı deneyimlerin bir arada olduğu, farklı seslerin çıkabildiği ve özellikle doğru karar alabilmek için aslında o kararın altına yatan varsayımların kritik edilebildiği kurullara ya da boardlara ihtiyaç var diyebilirim esasen. Evet, çok çok önemli konular. Ya gerçekten ağzımızda çok dolaştırdığımız şeyler, çeşitlilik, kapsayıcılık, dahil etme, anlam ama ne kadar gerçek hayata karşılık buluyor, bu da gerçekten soru işareti. Şimdi sona yaklaşırken bu biraz herkesi ilgilendirecek bir konudan bahsetmek istiyorum. Daha sonra size sorayım o kısmı. Sadece birleşmeler, devralmalar değil, farklı farklı konularda da araştırmalar yapıyorsunuz. Çünkü sadece siz finansta çalışıyorsunuz ama şirketiniz her konuya değiniyor. Şirketin her noktasına değinen bir şeyiniz var, iş modeliniz var. Burada sahada yaptığınız çalışmalardan ne gibi içgörüler çıkartıyorsunuz? Biraz bunlara değinelim istiyorum son birkaç dakikaya girerken. Çünkü sahadan aldığımız bildirimler bizim yolumuzu tayin etmemiz konusunda da belirleyici oluyor. Siz de sektörde farklı farklı sektörlere temas ettiğiniz için tabloyu çok daha net okuyabiliyorsunuz diye düşünüyorum. O yaptığınız gözlemlerden, araştırmalardan, raporlardan ne gibi içgörüler ve öngörüler çıkardınız? Öne çıkan başlıklar neler oldu? Şirketler kendilerini nasıl hazırlamalılar bu önümüzdeki sürece? Belki kısa, orta, uzun vadede bir şeyler söylemek isteyebilirsiniz. Tabii ki. Şimdi biliyorsunuz her yıl düzenlenen Davos zirvesi yine düzenlendi ve oradaki tema da aslında güvenin yeniden inşasıydı. Ben bunu aslında yine Türkiye sermaye piyasalarına aldığımda yatırımcı güvenine vurgu yapmak istiyorum. Orada hakikaten 2023'te ciddi bir hisse senedi yatırımcılığı gördük. Halka arz sayısı 3.4 milyar dolarlık bir halka arz büyüklüğüyle karşı karşıyayız ve en yüksek tepe noktası 8,5 milyon yatırımcıya giden bir yatırımcı profili de çizdik ve bunun büyük çoğunluğu da genç yatırımcılardan oluşuyor ve yeni nesil yatırımcılardan oluşuyor. O yüzden yatırımcı güveni çok önemli olduğunu düşünüyorum. Sermaye piyasalarını ilgilendiren noktalardan bir tanesi. Yine bizim globalde yapılmış olan bu yeni nesil ve yatırım tercihlerine ilişkin bir takım çalışmalar var. Biz bunun bir benzerini Türkiye'de de yapmayı planlıyoruz. O çalışmaya yeni start verdik diyebilirim belki. Yani sonuçlar çıktıktan sonra belki onları tekrar başka bir programda sonuçları konuşuyor oluruz. Ama diğer taraftan yine tüm hepimizi ilgilendirecek diğer bir konu da aslında yapay zeka. Özellikle generative AI dediğimiz konu aslında bugün hem yatırım yönetiminde yani dokunmadığı sektör yok aslında baktığınızda ve dokunmadığı yönetim kademesi de yok böyle baktığınızda. Dolayısıyla bu tarafı daha sıklıkla konuşuyor olacağız. Tüm şirketlerin gündemlerinde olacak. Hem risk hem fırsat olarak görünebilir bu yönüyle de baktığınızda diyebilirim. Evet, verileri okumak yetmiyor. Onları anlamlandırabilmek çok önemli. Hayata geçirebilmek çok çok önemli. Siz de biz de epey bir iş bekliyor gelecekte. Çok çok teşekkürler değerli mesajlar için. Söylemek istediğiniz bir şey varsa bir iki cümle için sözü size bırakabilirim. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. Evet, programımızın bu akşam sonuna geldik. Gördüğümüz gibi hep girişimcilikten bahsediyoruz. Girişimcilerin harekete geçmek için
beklemediklerini, harekete geçerek koşulları değiştirdiklerini görüyoruz. Biz de elimizde ne varsa onlarla başlıyoruz. Neredeyse oradan başlıyoruz. Ne yapabiliyorsak onlarla başlıyoruz. Oyunu değiştirmenin gerçekten başka bir yolu yok, görünmüyor. Ben de size önümüzdeki hafta hayalleriniz doğrultusunda cesur adımlar attığınız güzel bir hafta diliyorum. Sağlıkla kalın.